Oleplast'a ters köşe... Hocam sesim kısık biraz böyle. Türbünden gelmiş gibiyim fark ettin mi evet, yalnız? Evet evet bence ne sen. Ne oldu mesela ne türbününden geldi hayırdır? Galatasaray türbünlerinde miydim? Fenerbahçe deplasman türbününde miydim? Ya da yeni bir beste yapmak için yarın olimpiyatta heyecan yaşansın diye o türbünlerde miyim? Trabzonlu muyum? Beşiktaşlı mıyım? Yani fena, <laughs> Fenerbahçeli olmadığına yemin edebilirim. Ama ispatlayamam. İspatlayamam. Fakat şöyle bir durum var. Bu ses kısıklığı tribün tezahürat olayıyla ilgiliyse Fenerbahçe tribünlerindesindir sindirsen. Çünkü onlar az sayıda olmalarına rağmen maç boyu hiç tutmadılar. Hiç. Ama o takımda desteklenir hiç. hocam yani şimdi. Sağ ol Fıratcan. Teşekkür ederim. Yani gerçekten Galatasaray taraftarının çoğunluğu aslında takdir etti. Evet ya. Fenerbahçe top oynadı biz seyrettik dedi. Yani bunu bütün hafta boyunca konuştuk ve hafta sonu oynanacak maça kadar da konuşmaya devam edeceğiz. Buradaki başarıları, başarısızlıkları, hamleleri, yanlışlıkları her şeyiyle beraber sen zaten çok güzel yorumluyorsun ve senin yorumlarını merak ediyor Vole Plus izleyicileri. Ve o yüzden sponsorun seninle gurur duyuyor. Boşkar Servis Boleplast'a ters köşeyi sunar. Nasıl yok değil mi? Nasıl, Joker değil mi? gibisin şu an. Vallahi. Joker gibisin aynen, şu an. Aynen. Boşkar'la ilgili bilgim var mı? Var, Ver. Olmaz mı? Ver. Yanı başınızdaki birinci kalite araç servisiniz Boşkar Servis tüm Türkiye'de 7 bölgede her marka ve model araca profesyonel ve garantili bakım onların hizmeti veriyor. Siz de mutlu müşteriler arasında yerinizi almak istiyorsanız... Kafanız rahat etsin diyorsanız hemen boşkarservis.com.tr adresine gidiyorsunuz ve aracınızın ihtiyacı olan her konuda randevunuzu alıp yeni randevu sistemiyle de gitmeden önce ortalama işlem maliyetini görerek bütçenizi de ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Ve gelelim sonuca. Detaylar, ayrıntılar, her şey konuşuldu. Sonuç bir derbi. Başkanlık seçimlerini etkiler mi? Hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de. Bir kere o açıdan bakmak lazım. Teknik adamları etkiler mi? Ya da önümüzdeki sezonu ne kadar etkiler? Etkiler. Fenerbahçe'de etkileyebilir. Kesin olur diyemem. Yani bu derbiyi Fenerbahçe çok iyi oyunla kazandı. Bu yüzden Ali Koç bu seçimi kesin kazanır. İbre ona döndü diyemem. Ama ne kadar oy alacaksa ne kadar Üzerine ona oy %15 daha evet. koy, %20 evet, daha koy. Ali Koç'a vermemeyi düşünen ya da ikisinin de arasında tereddütte kalan üçüncü bir şık arayan çekimser olanlar. Çekimser olanlar Ali Bey'e yönlenebilir bu derbi galibiyetiyle. Çünkü şu derbiden sonra kongre üyeleri dediğin de Yani benim gibi işte Sokaktaki Fenerbahçe'ler gibi taraftar. aidatlarını yatıran üye Sor, olmuş olanlar. Sonuçta üyeler. Anladın mı? Şimdi taraftar şuna inandı bu maçtan sonra. Hem skoru gördü. Hem oynanan oyunu gördü. 10 kişilik bir takımın 55 binden fazla seyircinin önünde. Nasıl bu reaksiyon orada, gösterdiğini gördü. Evet haftalardır metiye yağmuru düzülen. 6 olur tartıyor. yedi olur evet. yok efendim Volkan'ın Snyder'den yediği goller gibi ZH'den sağdan yer evet, soldan o, yer 5 olur olur aman olur yedi olur diyenler falan filan böyle bir şey tamam mı böyle bir şeyden sonra böyle bir maç kazandığı an taraftar şuna bak taraftarın büyük kısmı zaten hazırdı fakat gönül kırıklığı vardı Fembeci taraftar zaten şuna inanıyordu sezonun ortalarından itibaren özellikle ikinci yazdan beri bu hakemler bu düzen bizim aleyhimize kardeşim bu tefefe bu Mehmet Büyükekçiler oradaki Yusuf Günaylar Mehmet Büyükekçiler MHK başkanı İbanoğlu kaldı ki değil mi Fenerbahçe kulübü başkanıyla mahkemelik adam mahkemeye verdi falan bu görülen bir olay değildir böyle şeyler. Burada bir düzen var federasyonda bu düzen bizim karşımızda tamam mı? Buna inanıyor Fenerbahçe taraftarı inanıyor gördükleriyle yapılanlarla inanıyordu. Fakat son dönemlerde Fenerbahçe'de bir form düşüklüğü olup... Sivas ve Konya beraberlikleriyle... Tepki... Hayda böyle düşünen, böyle inanan insanlar, federasyona, Mehmet Büyükekçi'ye... Böyle bir yapılanma olduğuna inanan Fenerliler bile... Bu sefer bütün tepkilerini Ali Koç'a, İsmail Kartal'a... falan Fenerbahçe'nin işte kaybettiği... İç sahada Samsun'a, böyle hatalar yaptığına, tamam mı? Buralara yönelmeye başladı insanlar. Tamam mı? O unutuldu. Böyle unutulur bu. Ve son derbide Fenerbahçe takımının eksik kadrosuyla, eksik kadroyla Fenerbahçe, resmen eksik bir kadrodur yani. Bir kadroyla oraya gidip, 20. dakikada, yani ondan sonra uzatmalarla kalan 80 dakikayı 10 kişi yenmesinin de ötesinde. 11'e 11 de maçın başından itibaren sonuna kadar Fenerbahçe dominant oynadı. En azından Galatasaray'a hiç buraya falan yani yani hiç buralarda işin Bu ara Ljivacovic'i görmedim ben. Yani Ljivacovic top. Kariyerinin en rahat maçı diyebiliriz. Evet, Ljivacovic geç, geçen hafta Kayseri'de, İstanbul'da Kayseri'yi yendiği maçta Fener'in 3 tane %100 gol kurtardı. 2 tanesi karşı karşıya de. Müthiş. Burada sadece avut atışı yaparken gördüm. Ljivacovic. Şimdi böyle bir maç, böyle bir oyun Fenerbahçe taraftarına şu inanç tekrar geri getirdi. Arkadaş bizim takımımız hakikaten bu ligin en güçlü takımı. Çünkü bize en güçlü takım Galatasaray diye anlatılanlara baktık biz ama öyle değil. Biz daha güçlü bu takımı biz burada bu kadromuzla eksik kadromuzla 10 kişiyle 11 kişi 12 kişilik Galatasaray'ı Kalsaydı hani bir fazla falan 12 değil derken Arda kardeşlerden bahsediyorum. Peki. Ha? İtirazı mı var Freccia 13 da. yapıyor kardeşlerle beraber. Kardeşler değil, o soyad kardeşi kardeş. Tek bir tane var. Arda Bey, Arda tamam. Beyefendi. Onu da katarsan 12'ye 10 oynandı maç. Efendim <laughs> maçın 10 kişi kalması bir futbol kararı değil ki. Arda kardeşlerin halt yemesidir. Halt halt yemesidir. Niye yaptı? Biraz otorite mi sağlamaya çalıştı kartlarda? Otorite, otorite değil, ödlek. Ödlek. Ödü koptu. İki gürültü çıktı tribünden, foalde. Hemen tek tek tak sarı kartlar. Anladın mı? Hemen hemen. Tepkiden korkuyor. Ödlek. Torere de gol atmış Ödlek. gibi sevindi zaten kartı aldırınca. Bak bir şey söyleyeyim sana. Evet insanlar böyle hani bu almıyor falan. Abi oyuncuyu bir yerlere kadar tolere edilebilir. Adam kurnazca bir şey yapıyor. Nazus da olsa evet. Tamam futbol şey, penaltı almak gibi bir şey bu. Dümenden penaltı alan futbolcular yok mu yıllarca? Kendilerine atıyor. Alırım ben abi penaltımı. O da diyor ki ben eksik bıraktırıyorum. Evet öyle böyle yapıyorum. Burada tölere edilebilir. Yapmasa falan dersin. Çok etik düşünen, etik davranan insanlar öyle düşünebilir. Tamam mı? Ama bu futbolun içinde olan bir şeydir. Bak ben bunu bu kadar olumlu söylerken mesela Mert Hakan Yandaş'a ahlaksız diyorlar. Peki Mert Hakan Yandaş ne yapmış? armasını öpmüş. Ha? vay 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 vay. Ne kadar büyük ayıp yapmış. Tribünlere bakarak armasını öpmüş. Daha maçın başına yapmış. Ama çok stratejik bir. Tabii ki. Kışkırtma diyebiliriz Evet. Hocam. Peki Torreira'nınki stratejik stratejikliği mi? Orada rakibin arkasında olduğunu Torre biliyor. bunu hep yapıyordu diyebilir misin? Mert Hakan bunu hep mi yapıyor diyebilir misin? Tabii. E, o, da mı? o da stratejik bir hamle yapıyor. Rakip diyor arkamda diyor. E zaten sarı kartı var diyor. Ben kendime atayım. Hakem yerse diyor ikinci sarı karttan bunu attırırım diyor. Tak attırıyor. Bu da stratejik bir hamle. Mert Hakan da kornerlere yavaş yavaş gidiyor. Hatta bazen korner atmayacağı yerlerden de o kullanıyor. Hani mesela o kanattan daha çok Şimanski atar. Golde de zaten Şimanski attı korneri. Gerçi Mert Hakan çıkmıştı. Ama Fenerbahçe'nin maç genel maçlarına baktığında tribüne yakınsa pozisyon tabii, Mert Hakan gidiyor, gidiyordu. yavaş gidiyor. Oradan diyor bana madde gelsin diyor. Hatta maddeler diyor. Belki Trabzon'daki gibi olursa maç lehimize tatil edilebilir mi? Birçok şeyi düşünebilir. Tamam mı? Fakat buna kızabilirsin ama buna ahlaksız falan denmez. Mert Hakan ahlaksız formasını öpmüş. Formasının içinden bir şey göstermemiş yani. Bir... <laughs> Anladın <Ha. gülüyor> e, e. Anladım. mı? Öyle yaparsan ağlatıyor. Bir bel altı hareketi yok. Ha, bir bel altı hareket varsa ya da türbünlere dönmüş bir affedersin el hareketi çekiyor. Böyle falan filan Hı. yani. O zaman tamam dersin. Ne yapmış? Konlere yavaş gidiyor. Ya ona atılanları alıp yalandan hatta atmasına gerek yok. <laughs> Yerde mesela çakmak var alıyor çakma geri atıyor. Şimdi bu seyirciyi tabii ki Ufak ufak kaşımaktır, tahrik etmektir. Bütün bunlara rağmen Mert Hakan bu işleri yapabilir mi? Ya, ya biz görmedik mi Kadıköy'de korner atan, bazen Galatasaraylı, bazen Beşiktaşlı, bazen Trabzonlu oyunculara kornerde maddeler atılırdı. Maddeler orta sahaya, bırakır topu orta sahaya gelirlerdi. Ben atmıyorum korner diye. Sanki ilk defa oluyormuş gibi. Mert Hakan da bu işleri yapıyor o gün. Buna karşı hakkını yemeyelim. Galatasaray taraftarının gösterdiği tepkiyle ben çok ölçülü buldum ha. Hani millet diyor ya 90 dakika sahaya attılar. Öyle olur zaten derbi maçta. Hani orada böyle büyük bir... Değil mi? Biz mesela biz abi, sulu derbiler gördük hocam. Derbiler neler gördük. En son Trabzon'daki mesela. Değil mi yani? Tabii. Öyle bir şey Allah'a var olmadı yani. Mert Hakan'a oraya atılan şeyler küçük birkaç tane, üç tane, beş tane su bardağı atılıyor her konerde. İşte çakmaklar falan atılıyor. Onları zaten böyle ayağıyla geri atıyorsun falan filan. Yani anladın mı? Öyle çok da abartılı değil değildi aslında. Değil tabii ki. Bravo. Yani Çorum Bodrum maçında bile daha fazla daha atılmış olabilir. Bravo. Ben o, ben o açıdan hakkını yemeyelim yani. Ben Galatasaray tribünleri hani öyle çok fazla kızdılar falan ama çok da tahrik edici. Hani çok büyük sahaya maddeler oyunun duracağını, duraksayacağını yapacak kadar bir hamle de yapmadılar. Şimdi buralara kadar, buralara kadar her şey normal olağan şeyler. Ama bir taraf bir tarafınkini abartıyor. Kendisininkini Meşru görüyor. Meşru. Yani benim oyuncum yapıyorsa meşru görüyor diyor. Ve hatta daha ileri gidiyor. Karşısındakine şeyi istiyor. Bak senin oyuncun böyle. Oyuncunu kınasana diyor. Ama kendi oyuncusunu hiç kınamıyor. Mert Hakan konusu böyle. Abartılı, çok ayıp, terbiyesiz bir hareket yapmadığını söylüyorum. Tamam mı kardeşim? Peki Mert Hakan bu yaptıklarıyla camiasında sempati kazanmış... Sözleşme yenileme ihtimali olan bir futbolcu konumunda mıdır? Ali Koç soyunma odası konuşmasını beğendi, övdüğünü söyledi. Taraftarlar onu sosyal medyadan paylaştı. Mert Hakan'la sözleşme yenilenir mi? Mert Hakan'la sözleşme yenilenir. Yenilenir bence. Bu arada altyapı oyuncularının hepsi en sevdiği oyuncu olarak Mert Hakan'ı gösteriyor. Yabancı oyuncular Mert Hakan'ı gösteriyor. Çünkü gerçekten camiada en sevilen adım. %100 yenilenir. Ben Mert Hakan'la ilgili düşüncelerimi izleyenler bilirler. Oyunculuk kapasitesi, yeteneği açısından görüşlerimi bilirler. Mert Hakan'ın kendisi de bilir. Hatta iki sene önce mi ne bana şey yolladı. Bir bizim bir muhabir kardeşimize ya Apo abi beni niye sevmiyor diye. Üzüldüm o gün. Aa mesaj yolladı sana. Evet, yani ben ne, niye sevmiyor? Benden ne istiyor bana Ya dedim ben onu çok seviyorum. Hani ben o yani sebebi ama ben oyunculuk olarak hani Eksik buluyorum kendisini falan filan demiştim. Ki Emre Anladım, Kılıç'la olan uyumu Sivas'taki e, e, performans e, 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 falan işte, iyiydi zaten. Ben Fenerbahçe'deki performansına bakıyorum. Fakat bugünden sonra mukavelesi uzatılır. Hatta bence <laughs> uzatılmalıdır. Uzatılmalıdır. Ben açık söylüyorum uzatılmalıdır. Diyecekler ki ya böyle bir... Evet. Uzatılmalıdır. Eğer bir takım içinde U19 oyuncularına kadar bütün takım arkadaşları bütün oradaki çalışanı, personeli bu adamı seviyorsa, bu adamın bir faydası vardır kardeşim. Sana için belki asisi azdır, golü çok azdır. Anladın Katkısı mı? Katkısı yoktur evet. belki ama. Evet. Başka şekilde katkılar olur futbolda. Tamam mı? Zaten ne kadar önemli oldu derbide ortaya çıktı. Fenerbahçe'li oyuncuların 10 kişi bu kadar üstün olmasının sebebi neydi? Motivasyon. Öyle değil mi? Daha önce niye oynayamıyorsun mesela? Kendi sahanda niye bu kadar ağırlıklı oynamadı? Motivasyon. Öyle bir motive olursun ki o 10 kişi olduğunu bile hissetmezsin sahada. Bu motivasyonu sağlayacak içeride hoca olur ve işte bu tip oyuncular da olur. Anladın mı? Bu bunları yapan bir arkadaştır.